acıların kadınıyım. Ben acılar. Merhaba arkadaşlar, Kafa Kafaya kanalına uzun sonunda. Bir aradan sonra sonunda hoş geldiniz. Gerçekten hoş geldiniz. Evet, yaklaşık 5 ay, 6 ay falan, 6 ay oldu mu? Geçti bilmiyorum, belki de. En son uzun video neydi? Bodrum'da attık işte, Bodrum'a gittik. Ha evet evet, denize indik işte, demiri evet, denize soktuk falan diye. Evet, o da fal mı battırmıştık ne, öyle bir şeydi. Fal da vardı kahrede. Fal da vardı. Ondan beridir yokuz. Bunun için tabii ki de dünyanın en gerekli, en güzel sebeplerinden biri var. Bahane. Yani biliyorsunuz bizi, baştan beri takip edenler bilir. Bizim evet, bahanemiz ya bitmez. Hep ne zaman artık düzenli video çekeceğiz desek biz video çekemiyoruz. Nazara geliyoruz. Evet, nazara geliyoruz. Nazarlara gözlere. Ya da bir şey oluyor yani. Bir çekemiyoruz yani. Çünkü hiçbir zaman kendimizi bir YouTuber olarak tanımlayamadık. Bunu bir hani normal herkes gibi bir iş olarak görmedik. Biz bunu bir hobi olarak gördük. Tabii ki de ek gelir sağlıyor bu bize. Hani evet, bu olayın o tarafı değil yani. Gerçekten bu gelir için bunu yapmış olsaydık biz de sürekli video evet, atardık. Evet, o şeye ama giremediğimizden herhalde böyle hep hani size de söylemiştik ya, enerjimiz iyi olduğunda, işte şöyle olduğunda, böyle olduğunda sizlerle hep buluşacağız. Sonra ya bunu düzenli bir hale getirelim diyoruz, istiyoruz, dile de getiriyoruz size. İşte sonra bir şey oluyor, bir şey olmuyor. Siz de haklı olarak hem kızıyorsunuz, hem isyan ediyorsunuz, küsüyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Bunların da farkındayız. Geri gelin. Ama sebep yani bunların farkındayız ama hani buna geri dön diyemeyiz. Yani bu videoda size bize abone geri olun dön diyemeyiz. Abone olursanız seviniriz diyebiliriz sadece. Güzel arkadaşlar, şimdi gelelim bugünkü videomuzun, uzun bir aradan sonra bizi video çekmeye zorlayan işin sebebine ya da video çekmememizi sağlayan sebebinize gelelim. Takip edenler bilir. Ne dersin de söylemiş miydiniz? Ne dersin de artık söyleyeyim çünkü gizlenecek bir tarafı kalmadı. Gizleyemiyorum. Evet. Instagram'da ama hiç bahsetmedik herhalde. Instagram'da ondan sadece geçenlerde çok sevdiğim bir yüz maskemi tanıtırken orada söyleme gereği duydum. Orada bir dipnot düştü. Ama bazıları garip anladı bir şekilde, en baştan anladı. Evet ya. En baştan hiç anladı. Hiç belirti falan yokken ne bu? Hamilelikten evet, bahsediyorum. Evet, malum arkadaşlar. Allah isteyen herkese nasip amin etsin. Allah hamilelerin, gebelerin, bekleyenlerin çocuklarını sağlıkla kucaklarına almayı nasip etsin. Amin. Biz de dahil olmak üzere. Evet, malum artık söyledik. Biz ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. İnşallah sağlıkla gelecek. İnşallah. Sizin soracağınız soruları söyleyeyim, yorumlara gelecek. Kaç aylık? Kaç aylık bir gün? 25 hafta olmuş. 6 ay. Oluyor 8, neredeyse. 12, 12, yalnız 12, bir 20, bazıları 20, şey dedi. 6 ay, 6-6,5 aylık falan oluyor. Nasıl olabilir? Olamaz 6 aylık. Bu kadar gizlemiş olamazsın. Evet, gerçekten bana kalsa 9 aylık olana kadar geçecek evet, yani ama şöyle hatta videonun başında bir gün ne konuşacağız dedim ya, işte hani neden video çekmediğimizi söyleriz. Hani niye hani önce çocuğu kabullenmemiz, yani bu hamileyi kesin zaten diyor bunu kabullenmiştin en başta. Evet, aynen öyle söylüyorum. Zaten sen bunu hazırdın. Zaten sen bunu istiyordun. Tabii ki de bu tek taraflı bir şey, istenen bir şey değil bu tabii arada. Hani iki taraf da isteyince sağlıklı bir evlilik, sağlıklı bir gebelik oluyor. Tabii ki de ben şahsen daha fazla istiyordum. Yani ikinci bir çocuğun olmasını. Sebebi de şu, ben hani daha sonra ikimize de mantıklı gelen şu oldu. Bence bir çocuğa, ben kalabalık ailede büyüdüm, Birgül de kalabalık ailede büyüdüm. Ama ben kalabalığı sevmiyorum, o kalabalığı seviyor. Bence bir çocuğa yapılabilecek en kötü şey onu tek bırakmak. Tabii ki de burada şunu dipnot olarak geçeyim, bakacağın kadar çocuk yapmalısın kesinlikle. Yani bakabileceğin, ilgi gösterebileceğin, maddi olarak yükünü kaldırabileceğin kadar çocuk yapmalısın. Bu ayrı bir şey. Bence bir çocuğa yapılacak en kötü şey onu kardeşsiz, abisiz veya ablasız veya şeysiz bırakmak. Ben de şöyle düşünüyorum. Kardeş dünyanın gerçekten en güzel şeyi. Yani gönül benim en büyük şansım, abilerim, keza birbirleriyle dost, arkadaş, her şey. Ama kardeş var, kardeş var. Bir, ya öyle ikincisi canım. Allah hayırlısı nasip etsin. Amin, aynen. Bir de ne bileyim, tek çocuk olduğu halde, bak mesela Efe tek çocuktu ama sevgi, merhamet, şefkat dolu bir çocuktu. Tamam ama o yaşlarda öyle bir şey yok. Mesela benim, sözünü bölüyorum, şöyle söyleyeyim. Çok kuzenim var, çok arkadaşım da var, tek olan. Hep böyle bir kendine böyle çok yakın dost, böyle kardeş gibi birini arıyorlar hayatı boyunca. Benim fark ettiğim bu. Tabii ama mesela ben abimle, erkek kardeşimle, Orhan'la falan
mesela abimle aramızda 1,5 yaş var. Tabii ki de biz de dönem dönem kavga ediyoruz, konuşmuyoruz vesaire. Şey. Aynen, kardeş biz olmak böyle bir şey. Ama mesela ben hiç hayatım boyunca kendime arkadaş aramadım. Hep abimle, hep kankaydık. Okulda beraberdik, evde beraberdik, sokakta beraberdik. Tabii, o yüzden yani... bence dünyanın en güzel şeyi. Hele yaş aralığın yakınsa birbirine. Evet. Bence dünyanın en güzel şeyi oluyor. Yani tabii ki yine bir dipnot. Tek çocuklarda ille işte sıkıntılı olacak. Hayır canım, her boyunca öyle bir şey demiyorum. Pişmanlık ben. Yaşayacaklar diye bir kaide yok. Ama biz böyle düşünerek ikinciye adapte evet. olduk yani diyelim. Yani şöyle dedik. Şimdi evin bu kameranın bu tarafını görmüyorsunuz. Darmadağın, darmadağın her yer oyuncak. Bu süreçte bir tane daha bebeğimizin olması evet bize bir ağırlık, bir sorumluluk veriyor ama bu süreci atlatırken bir iki hani çok daha fazla efor sarf etmeyeceğiz. Hani çok ekstrem bir efor sarf etmeyeceğiz. Ama her şey bitmiş artık 5 yaşına gelmiş çocuk, 6 yaşına gelmiş işte şu mama sandalyeleri bilmem ıvır zıvırlar evden çiftler, her şey kalkmışken zor bir daha olacaktı. Aynı ne diyeyim rutine girmek ben kaldıramam dedim. Bir de şey, ben istemem. Hani oluyorsa ya şimdi olsun ya da hani çocuk defterini hı-hı. kapatalım dedik. Bir de şöyle. Kapatamadık. Oğuz şu an ikinciyi hamilem üçüncüyü konuşuyoruz. İnşallah nasip kısmet artık yani bu. Allah verdi diyelim. Öyle yani. Başka bir şey. Birgül'ün bu arada sırtı tutuldu. Bugün yüzden, hatta evet. doktora gittik fizik tedaviye. Yarın başlayacak. O yüzden acıların kadınıyım dedim. Başka evet. bir şey yormayayım. Yani böyle arkadaşlar. Hayırlısıyla ikinci çocuğumuzu bekleyelim. Cinsiyetini bu videoda söylemiyoruz. Bir sonraki videoda gene Demir'le yaptığımız hamileyken evet. yaptığımız gibi ama cinsiyetini biliyoruz. Tahminlerinizi bakalım yazın yorumlara. Bakalım kaç kişi. Kimler bilecek? Keşke böyle anket falan bir şey olsa. Evet var var. YouTube'da böyle. Anket var aslında. Gözüne işte kilit mi girdi yani. Bebeğim? Hayır. Göz kalemin orada topak yapmış. Öyle yani arkadaşlar. Cinsiyeti tahminlerinizi yorumlara bekliyoruz. İkinci videomuz, bundan sonraki çekeceğimiz video büyük ihtimalle onu da haftaya falan çekeriz diye tahmin hı-hı. ediyoruz. Hani bir aksilik olmazsa. Evet. Onda da size Demir'le yaptığımız gibi, eski videoda yaptığımız gibi ebebekli cinsiyet kıyafet şeyi yaparız. Mavi pembe, alışveriş falan yaparız. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Amin inşallah. Biz çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ama ilk çocukta heyecan daha farklı oluyormuş. Hep derlerdi yok ya evlat da olur mu öyleyse. Gerçekten öyle oluyormuş. İkinci çocukta daha böyle bir de o rutinden yeni çıktığımız için o, biz doktora bu hafta gideceğiz şunu şunu haftaya gidelim falan diyebiliyoruz. O işin acemi sormaktan da kaynaklı bence. Acemiliğinin verdiği bir mutluluk var kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle evet. var. Mesela çok garip bir anı söyleyeyim size. Hmm. Biz ilk gebeliğimizi öğrendiğimizde Bodrum'daydık birbirine. Evet. Çok enteresan yani hani çok enteresan Birgül'le Bodrum'da bir pazara gitmiştik. Evet ya. Cumartesi pazarı mı ne açık bir şey pazarı. Pazar, açık pazarı pazar ama böyle. Pazara gittik. Daha bizim haberimiz yok Birgül'ün gebe olduğundan. Kadının biri ne satıyordu? Dolma sarma dolma, satıyordu. Dolma ben sarma böyle satıyor. Dalga geçiyordum öyle sadece baktım hani böyle canım da çekmedi aslında. Sonra dedi ki al dedi sen şimdi hamile falansındır dedi. Hamilesindir dedi. Direkt hamilesindir. Canın çekerdir ben falan hani böyle dümdüzüm hani karnım falan yani, dümdüz hiçbir bizim şey yok. Bizim bilmiyoruz daha hani olaydan haberimiz yok bizim yani. Evet, İlk evet. o kadın öğrenmişti. Artık öğrenmişti, hissetmişti. Hissetmişti yani. Bilmiyorum. Öyleydi. Öyle yani arkadaşlar böyle bir video çekelim nasıl dedi. Öğrendik? Nasıl öğrendik? İşte, sürekli tez yapıyorduk. Evet, tez. Öyle öğrendik işte. Bunu, ha bunu mu nasıl öğrendik? Evet, İlkini bunu, bunu. Hayır şeyi Demir artık anlattı ha. her şeyini. Nasıl öğrendik? İşte test yaptık, öğrendik. Nasıl öğreneceğiz ya? Allah Allah. Normal her insan böyle, gibi. 4-5 kutuyla göre her seferinde almak zorunda kalmayayım diye. Ama kutu ya, o utanılarak alınan bir şey o yani. Gidip eczaneye bana orada hamilelik testi ver diyemezsin. Kendini istemiyorsun ya. Sonuçta. Ama yani zaman. Olsun gene de. Bu elle istiyorum özellikle. Evli olduğumu görsün olan bir yerde. Öyle güzel, heyecanlı günlerdi. Birgül ilk test yaptı işte. Geldi. Birgül böyle hamile misin dedim. Evet dedi böyle. Oley falan olmadık böyle. Hayırlısı olsun. Çok enteresan bir anı. Bekleyelim bakalım dedik. Çünkü orada böyle olmuyormuş bazen öyle gözüküyormuş vesaire. Kimyasal gibi durumlar oluyordu. İlkten o kadar heyecanlanmadık ama hastaneye gidip kan testini verdikten sonra
Artık dedik evet, hani bu bir hamilelik, gerçek bir gebelik. Ondan sonra kese bir şeyler çıkıyordu. Evet. Hatırlamıyorum tam rutimi ama öyle yani. Bakalım cinsiyet videosunda az daha ağzımdan kaçırıyordum. Evet, cinsiyet videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok, çok iyi bakın. Bakıyorum. Bir şey mi diyecektin? Yo, ben bir şey demedim ki, hep sen dedin zaten. Bunun da lincini yiyeceksin. Tamam, sen söyle o zaman. Hadi kapanışı sen yap o zaman. Kapanış ben mi yapayım? Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda ebebekte olacağız muhtemelen. Ya da başka bir bebek mağazasında, evet, bilmiyorum ama aynı şekilde öğreneceksiniz. Aynı şeyi söyleyecektim aslında. Keşke bana bırakmasaydın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.